Odaya ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Her eve sağlık programında yine birlikteyiz. Ben Sibel Çakı. Ben Tayfun Ancılar. Sağlıkla ilgili aklınıza takılan ne varsa hepsi güzel, hoş bir sohbette bu programda. Evet, her eve sağlık hafta içi her gün, her eve sağlık hafta sonuyla hafta sonunda sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün haftanın son günü. Evet. Hocam, ne cuma güzel. Günü. Ve yine çok değerli hocamızla çok önemli konuları konuşacağız. Ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Her eve sağlıkta bugün. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Metiye Önder'den açıklamalar geliyor. Smile Relax nasıl bir tedavidir? Diğer yöntemlerden farkı nedir? Akıllı mercek kimlere uygulanabilir? Kornea nakli nedir? Süreç nasıl gerçekleşir? Çocuklarda kırma kusurları nelerdir? Gözlük dışında tedavi yöntemleri var mıdır? Çocuk yaşta artan gözlük numaraları nasıl takip edilmelidir? Göz tembelliği nedir? Nasıl tedavi edilir? Şaşılık nasıl tedavi edilir? Kesisiz ameliyatlara dönüşümüz bizleri çok rahatlatmıştır, hastalarımız da haliyle. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Her eve sağlık tüm hızıyla başladı. Yine çok önemli konuları çok değerli hocamızla paylaşacağız hocam. Evet, sevgili Metiye Önder hocamız, dediğim gibi o naif, güzel sesiyle bize gözle ilgili aklımıza takılan her şeyi anlatacak. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bugün bulduk cuma, haftanın son günü. Dün de birlikteydik ve dün çok önemli konuları kataraktı konuştuk, lazerle tedaviyi konuştuk. Ama sizinle konuşacağımız o kadar çok konu var ki hangisinden başlayacağımızı bilemedim hocam. Vallahi aslında bugün biraz herhalde görme kusurlarından değil mi bahsedelim hocam? Yani çünkü evet. Birçok insanın maruz kaldığı bir problem. Farklı farklı şeyler oluyor. Mesela isterseniz önce direkt çocuklardan başlayalım. Hani sonra erişkine doğru yavaş yavaş gidelim. Yani çocuklarda görülen görme kusurları nelerdir? Çocuklarda doğuştan itibaren bir takım görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunlar gözlükle düzeltilen kusurlar olabilir. Evet. Başka kusurlara da eşlik edebilir. Örneğin şaşılığın da mevcudiyeti gibi. Genellikle gözlük gerektiren kırma kusurları vücut büyümesiyle paralel olarak artar. 20'li yaşlara kadar artış devam eder. 20'li yaşlardan sonra çok değişiklik beklenmez. Eğer gözlük ihtiyacı var, buna rağmen çocuk gözlük kullanmıyorsa, görmeyi öğrenemediği için tembellik problemi ortaya çıkabilir. Eyvallah. Dolayısıyla çocukluk çağında gözlük kullanımı çok hayati öneme sahiptir. Anne babalar bazen gözlüğü kabul etmek istemezler. Ama bilinmeli ki göz aslında aracı organdır. Biz beynimizde görürüz. Eğer görmeyi sağlamazsak görmeyi öğrenemeyiz. Dolayısıyla ileride gözlük de takılsa o gözler tembel olacağı için görmelerinde kısıtlama olacaktır. Çocuklarda bir kırma kusuru fark edildiğinde bunun mutlaka gözlükle mümkünse düzeltilmesi lazım. Yani çocuğun gözlük kullanması lazım ki görme potansiyelini koruyabilelim. Tembellik gelişmesin. Evet. Tabii bir başka neden de çocuğun görerek yaşamını idame etmesi lazım. En başta akademik başarısı olmak Kesinlikle. Üzere. Gözlük takmazsa, göremezse her şey geriden gideceği için, bütün sosyal ilişkilerine de yansıyacağı için gelişimde çok büyük bir sıkıntı yaşayabilir ebeveynler ve çocuk başta olmak üzere. Aslında çok dikkat edilmesi gereken bir konu ve görüyoruz etrafımızda, çevremizde çok erken yaşlarda gözlük kullanan çocuklarımız. Evet, şaşılık ve şehlalığı olan çocuklarımızda gözlükle peki şaşılık ve şehlalığı tedavi edilebiliyor mu hocam? Bir grup şaşılık vardır ki tedavisi sadece gözlüktür. Gözlüğü taktığında çocuk göz ortaya gelir ve bu gözlük takımı devam ettiği zaman erişkin yaşlara doğru bazen gözlük ihtiyacı da ortadan kalkar, fakat daha önemlisi şaşılığı ortadan kalkar. Veya gözlükle tedavi edilebilen şaşılıklarda cerrahi yapılmaması lazım tabii. Sadece gözlükle devam edilip şaşılık ortadan kaldırılabilir. Peki ne kadar beklemek gerekiyor hocam? Yani çocukta gözlüğü taktınız, ne kadar sürede düzelmesi lazım? Bunu hangi yaşlara doğru? Bazen eğer kırma kusuru 4 derece veya altındaysa pübertede, yani adolesan dönemde bu derecelerde gerileme görebiliyoruz veya ortadan kalkışıp dahi görebiliyoruz. Dolayısıyla en erken yaşta, ilk 3 yaşta özellikle
Bu kusurların farkına varılması, kayması olan bir çocuğun mutlaka göz doktorunca değerlendirilmesi, gözlük ihtiyacının mutlaka ortadan kaldırılması ve çocuğun bunu sebatla takması lazım. Tabii ebeveynlerin burada çocuğu motive etmesi, desteklemesi çok hayati. Kesinlikle. Ama biliyorsunuz hocam, yani şimdi çocuklarda işte kilo alımı olduğu zaman aralarında dalga geçer gibi muhabbetler. Gözlük taktığı zaman işte bilirsiniz, belki size de denmiştir hocam, ben çok eskilerden. Ben küçükken takmadım mı şimdi? Yani öyle bir espriler falan yapılır ama hoş olmayan şeylerdir. Çünkü bu da bir sağlık problemi. Peki yeni doğmuş bebeklerde, özellikle prematüre bebeklerde de göz hastalıkları oluşabilir mi? Nasıl anlaşılabilir? Prematüre bebeklerin özellikle doğuştan sonra detaylı göz muayenelerinin yapılması lazım. Burada retina problemleri olabilir, kayma problemi olabilir. Birçok şey ortaya çıkabilir prematür bebeklerde, daha sık gördüğümüz. Evet. Eğer bunlar vakti zamanında, yani hemen doğuşta tanı konulup gerekli yaklaşım, gerekli tedavi verilirse çocuğun görmesini sağlayabiliyoruz, devamını sağlayabiliyoruz en azından. Dolayısıyla yeni doğanın göz muayenesi çok önemli, mutlaka yapılması lazım. İlk 3 yaşta her sene 1, 2, 3. yaşlarda yine göz muayenelerinin yapılması lazım. Okul öncesi çocuklarda yine göz muayenesi yapılması lazım. Gözlük kusurları herhangi bir dönemde çıkabilir, özellikle hızlı büyüme döneminde ortaya çıkabilir. Nasıl anlarız bunu? Nasıl çocuk anlarız? Televizyonun dibine gidip seyrediyor olabilir. Tahtayı göremiyorum, arkadaşımın gözlüğünü alıp onunla bakıyorum gibi bir şeyle gelebilir. Genellikle anne baba bunu algılar, bazen inkar eder. Evet. Ama çocuk da bazen bunu çok net olarak ifade eder, göremediğini. Böyle bir şey olduğu zaman en yakın göz hekimine gidip gerekli muayenenin yapılıp gerekiyorsa gözlüğün veya lensin yaşa göre bağlı verilmesi lazım. Yani çocuğun görerek yaşaması lazım mutlaka. Peki hocam, çocuk uzun bir süre gözlük taktı fakat artık gözlükten kurtulmak istiyor. Onlarda belli bir üst sınırı var mı? Yani artık şu saatten sonra bir ameliyat yapılabilir sana der misiniz? Evet. Minimum bu 18 yaştır. Ama buradaki yaş sınırındaki esas neden gözlük değerinin değişmediği son bir yıldır. Hmm. Yani bir senedir en az gözlük değerleri değişmiyor. Artık stabil, artık yerinden oynamıyor ise biz gençlerimizi lazer ameliyatı yönünden değerlendirebiliriz. Ve gözleri uygunsa gözlük ihtiyaçlarını ortadan kaldırabiliriz. Aslında küçük çocuklarda hocam, mesela evde de kendimiz kontrol edebiliriz değil mi parmağımızla? Hangi yöne bakacağını ya da nasıl göz hareketlerini, bir kısıtlama var mı? Yukarı, var. Aşağı, sağa, sola bakabiliyor mu? Veya çok uzakta bir pencereden bir obje gösterip sizin de görebildiğiniz, tek gözü kapatıp çocuğa da aynı şeyi söyleyip bakalım o görebiliyor mu? Çok kaba şeylerdir bunlar, evet, ama evet. Bize en azından bir fikir verir. Kesinlikle. Çok hastamız var ki bir gözü tembel, çocuk hasta bunlar. Diğer gözü iyi görüyor ve o iyi gören gözüyle de her şeyi yapar. Anne baba bunu fark etmesi mümkün değil muayeneye götürmedikçe. Veya anne baba bir gözü kapatıp diğer gözü test etmedikçe. Çocuk der ki bu gözümle görmüyorum. Oranın kapanmasına, sağlam gözünün kapanmasına tepki gösterir. Ve çünkü onunla yaşamaktadır. Kesinlikle. Çok rahat atlanabilen şeyler bunlar. Dolayısıyla çocuklarda göz muayenelerinin belli aralarla yapılması hayati önemi sağlar. Önemi vardır, tembellikten korur, görerek yaşamalarını sağlar, gerekli önlemleri gerekli zamanda, erken zamanda almamızı sağlar. Ya çünkü burada da anne babaya sözünüz kesin, çok büyük iş düşüyor. Yani çocuklarını şımarıklık olarak abdetmemeler lazım. Kesinlikle. Peki hocam, bu gözlükten kurtulmanın tek yolu lazer mi? Başka böyle yapılabilecek bir şey var mı? Yoksa bir tek bunu yapıp bununla kurtulabiliriz mi dersiniz? Gözlükten kurtulmanın göz içi ve göz dışı müdahalelerle mümkün olduğunu biliyoruz. Göz dışı müdahaleler lazer müdahaleler. En çok bilinen ve en çok uyguladığımız müdahaleler. Özellikle genç yaş grubu, 40 yaş altı grup lazer muayeneleri, lazer tedavileri. Lazer tedavilerin yine daha ileri yaş grubunda yakın gözlükten kurtulma için de uyguluyoruz. Bu tedavilerimiz de var.